Gaziantep'te 3 yıl önce belediyeden aldığı 16 koyun ve 1 koçla hayvancılığa başlayan Tuğba Aslan, aradan geçen süreçte hayvan sayısını 91'e çıkardı. Yani önceden belli yapardık. Önce babamızın evindeyken, evlenmezden önce hayvancılık yapardık. Ama evlendikten sonra şehire gelin gittiğimiz için bir sıra ara verdik diyelim. Sonra geri köye geldik. Eşimle bir anlaşmazlık oldu. Eşimle ayrıldık. Amcamın kızıyla beraber işte temizliğe başladık. Ekmek yapmaya falan başladık. O esnada belediyemizin bir memur arkadaş geldi. Kadir Bey. Abdülkadir abi. Muammer Bey geldi. Onlar dediler böyle böyle belediye başkanımız koyun verecek. Büyükbaş hayvan verecek. Alır mısınız? Biz dedik vallahi alırız. Niye almayalım? Alırız yani babamızın evinde de o işi yapardık zaten. Yani yazıldık ama böyle umutlu umutsuz. Acaba çıkar mı çıkmaz mı? Hani olur mu olmaz mı? Ya günlerden bir gün telefonu açıldı. Dediler komşu köyde koyunlarınız dağılıyor gelin alın. Yani o anki sevinç, o anki mutluluk hiçbir şeye bilmiyorum yani hiç tarif edilemez. Çok değişik bir duygu. Sonra gittik orada belediye başkanımız Mehmet Armazoğlu. Allah razı olsun yani çocuklarımıza bize bir umut, bir gelecek. Yani yem desteğini yaptı, hayvanlarımızı verdi. Hayatımızı bu hayvanlar belediye başkanımız güzelleştirdi diyebilirim. Bize yaşama sevincine, ondan sonra yani hayata tutunmamızı, bir kadının nasıl ayaklar üzerinde durup da çoluğun çocuğun geçimini sağlaması, bunun hepsini yani biz bu koyunlara bağlıyız artık. Bir evin geçimini sağlıyor yani. Çok şükür. Çocuklarımızı okutuyoruz. Evimizin bütün ihtiyacını karşılıyoruz. Yani bu 3 senede çok güzel bir şey. 17 tane hayvanı. Yani 90 tane etmek çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şey. Çok güzel yani hayatımıza renk kattı diyeyim. Hayatımıza renk kattı. Eşimle ayrıldık. Hani birinin gölgesinde yürümek, birinin gölgesine sığınmak. Çok değişik bir şey ama böyle kendi ayağımın üzerine durmak daha bir farklı bir şey. Hani çocuklarım bana bağlı, ben çocuklarım öyle. Ya hani bir çocuk şehirde okur geri geldiğinde az şunu şöyle yapar dediğinde yoktur ama bizim çocuklarımız öyle de. Yani bizi bırak artık çocuklarımıza bir umut oldu. Mesela bundan sütünü satıyoruz, çocukların defter, kalem, ondan sonra okul ihtiyacı. Ne bileyim işte otobüste gidip geliler, o tür şeyler, ihtiyaçlar. Yani tüm ihtiyacımızı karşılıyor. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir yaşantı, hayatımıza bir renk. Ben şuradan kadın arkadaşlarıma, kadın bacılarıma şunu söyleyebilirim. Yani elin ayağın tutuyorsa, canın bedenin sağlamsa hiç kimse kimsenin gölgesine sığınmasın, geçinmesin. Kimse bir şey ve kimse kimseden bir şey beklemesin bence. Yani elin ayağın sağlamsa hayvancılıkla, çalışmayla, yani temizlikle, her şeyle bir insan geçimini sağlayabilir. Hani diyoruz şu pahalı, şu ucuz, şu ucuz diye bir şey yok, her şey pahalı diler. Ya aldığımız pahalıysa sattığımız da pahalı. Halimize şükür ederim. Bir şey geri yukarıya çıkıp böyle yatağa girmeden salınmaya başladı zaten. Artık çocukları aldık dışarıya koyduk bu kapılara açık oyunlar da çıkarak diye.
Yani öyle bir malımız, mülkümüz yok ama başımızı sokacak bir evimiz var. Altın gibi 3 tane evladım var. İnşallah. Evlatlarımı böyle bir sadece gözün içine bakarım ben. Onlar da öyleler. Geçimimizi sağlayacak hayvanımız var. Canımız, bedenimiz sağlam. Bu hayvanları aldığımız şeyde, süreçte, bu belediye başkanımıza, bu arkadaşlarımıza, Abdülkadir abiye Allah'ın bir değil binlerce kez razı olsun kendisinden. Yani hiç aklımızda yok durdu. Alma imkanımız yok durdu.